Bizler iş insanları, esnaflar olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi ile birçok kez görüşmeler gerçekleştirdik. Amacımız diyalog yolu ile bu konuya çözüm üretmekti. Üniversite yönetimi tarafından bizlere söylenen Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda hareket edileceği yönündeydi. Bu beyanata bağlı olarak Gazi Mağusa esnafı tüm hazırlıklarını tamamlayarak öğrencilerin adaya gelişini beklerken DAÜ Senatosu'nun bir anda vermiş olduğu karar tüm esnafta tabiri caizse şok etkisi yaratmıştır. Şu an birçok esnaf kepenk indirmiş durumda. Alınan bu kararın yaratacağı olumsuz etkiler önümüzdeki aylarda çok daha vahim tabloların ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Yurtlar kapanacak, esnaf kepenk indirecek, insanlar işsiz ve açsız kalacaktır. Gerekli tedbirler alındığı takdirde pekala öğrenciler kontrollü şekilde ülkemize gelip hijyen koşullarına dikkat edilerek eğitim öğretimin yüz yüze yapılabilecekken neden bunun önüne DAÜ tarafından engel konulmaktadır? Bu süreçte adaya eğitim maksatlı gelen öğrencilerin uğradığı zararı şimdi kim karşılayacak? Bir eğitim adası olan ülkemizin bu meyanda uğradığı prestij kaybı nasıl giderilecek? Tüm bunlar detaylı şekilde düşünülmeli ve Senato'nun almış olduğu bu karar, tek taraflı bu karar ivedikle yeniden gündeme alınıp revize edilmeli. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Bizler bölge esnafları olarak diyalog yolu ile çözüm odaklı hareket edilmesi gerektiğini düşünerek bugüne kadar sabırla ve saygıyla DAÜ'den çıkacak makul bir kararı bekledik. Ancak paydaşlarla görüşmeden DAÜ Senatosu'nun verdiği kararla tamamen çevrim içi eğitime geçilmesi sabrımızı taşıran son nokta oldu. DAÜ'ye buradan açıkça çağrıda bulunmaktayız. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli ve özelde esnafı, genelde ise tüm ada ekonomisini ayakta tutacak ivedi kararlar alıp öğrencinin gelişi peyderpey sağlanmalıdır. Aylardır DAÜ yönetimine öğrencinin adaya gelmesi için teşvik edici olumlu açıklamalar yapılması yönünde telkinlerde bulunuyoruz. Ancak buna rağmen tüm öğrencilere sosyal medya hesaplarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeyin, bu dönem online eğitim olacaklar şeklindeki açıklamalar yaparak öğrenciye ülkemize gelmemeleri yönünde baskı yapılmıştır ve yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarında gerekli sağlık koşullarının sağlanması kaydıyla yüz yüze eğitimin önemini vurguluyor. İngiltere'de ve Fransa'da birçok üniversitede yüz yüze eğitim başlamış durumda. Tüm dünyada bu salgınla mücadele etmeyi öğrenirken ekonomisi en ağır, aksak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni geriletme zihniyeti bizlere ne kazandırır? Önemli belirtmek istediğimiz bir husus var. Bazı kesimler neden hükümete karşı değil de DAÜ yönetimine karşı bu tepkiyi gösterdiğimizi sormaktadır. Açıklamamızın içeriğinde de bu konuya değinmiş olsak da açık ve net şekilde belirtmekte de fayda vardır ki Bakanlar Kurulu'nun vermiş olduğu karar %40'a %60 olacak şekilde seyreltilmiş eğitim iken DAÜ Senatosu tek taraflı olarak ondan çevrim içi eğitim kararı almıştır. Bu karar DAÜ Senatosu tarafından verilmiş olan bir karardır. Dolayısıyla da muhatapımız bu doğrultuda hükümet değil DAÜ'dür. Bizler bu süreçte üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yurtlarımızda ücretsiz karantina desteği verebiliriz. Üniversite ve esnaf omuz omuza vererek karantina sürecine ücretsiz yemek desteği sağlayabiliriz. Pandemi süreci boyunca Gazi Mağusa'da bulunan öğrencilere maddi ve manevi her türlü yardımı bu esnaf ve iş adamları yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. DAÜ'nün de bu doğrultuda vermiş olduğu karardan bir an önce dönmesini talep ediyor ve ortak akılla hareket etmeye devam ediyoruz. Çağrımıza kulak verilmemesi durumunda tepkilerimizi ortaya koymaya devam edeceğimizi, bu yoldan da dönmeyeceğimizi, mücadele vereceğimizi de buradan belirtmek istiyorum.